Ne kadar güzelmiş burası. İçinde hiç acı yaşanmamış evler gibi. Huzurlu. Öncesini çok bilmiyorum. Ama vakti zamanında burada bir yangın yaşanmış. O yüzden dedem pek sevmez burayı. İşte babaannem konağı elimizden aldığına gelip kaldık ama hepsi o. Ben bir eve geçip bakayım eksik yedik bir şey var mı diye. Seni buraya getirdim ama yani burada kalmak istemezsen hani bizimkiler orada seni bunaltıyorlar diye. Yok. Burası sakin, sessiz. Sorun yok. Annemin söyledikleri... Evet, biz bu evliliği aileleri korumak için yaptık. Pek bir şey de söylemez ya. Ben seni annemin yanında konuşturmadım. Ama eğer sen de aynı sebepten bu nikahı bitirmek istersen... Eğer sen de öyle düşünüyorsan... Ben değil. Sen ne düşünüyorsun önemli. Şimdi konuşmasak. Bana biraz zaman versen. Yani biliyorum düğün hazırlıkları yapıldığı için çok fazla vaktimiz yok ama... Yok tamam, haklısın. Sonra konuşuruz. Ben seni öyle severken nasıl gideyim Azat? Ama nasıl kalacağımı da bilmiyorum. Benle konuşmuyorsun ama onunla konuşabilirsin. Ben senin mutsuz olmana izin veremem Elif. İstediğimi bulmam lazım. Oğlum ben... Anneanneciğim, itiraz etmek yok. Bak sen burada böyle tek başına kalınca bizim aklımız kalıyor. Sen seçim desin bir yarın. Gel bir yemek yiyelim, sonra da belki köye gideriz. Pardon. Uzat abi. Reyhan, ben sana bir şey diyeceğim. Yani bir şey isteyecektim senden. Ne oldu? Bir şey mi var? Elif iyi mi? Yok yok. Elif iyi, iyi. Bir şey yok. Merak etme. Senden Elif'le konuşmanı isteyecektim. Yani seni seviyor, seninle konuşabiliyor. Siz neredesiniz? Çiftlikteyiz. Tamam ben Elif'le konuşurum da... ...yani daha önce Miran konuşmaya çalıştığında... Senin söylediklerini sen de duydun. Belli ki biz bu evlilikte hiçbir şey değiştiremeyeceğiz. Belki de ayrılmak istiyor. Ama bana bir şey söylemiyor. Sen gelip konuşsan... Reyhan... Ben Elif'in üzülmesini istemiyorum. Tamam, tamam geleceğim ben. Azat abim Elif'le konuşmamı istiyor. Evlilik konusunda onunla konuşamadığını düşünüyormuş. Tamam. Nerede vermiş gidip konuşalım bakalım. Yani... Ben yine huzursuzluk çıksın istemiyorum. Elif de istemez. Sen belki senin yanında rahat edemez, konuşamaz. Reyhan, sen Elif'le yalnız konuşursun ama ben yakınınızda bekleyeceğim. Yalnız gideceğim Miran. Hadi Reyhan, neredelermiş yolda söylersin, çıkalım. Anneanneciğim, biz bir çıkıp geleceğiz. Sen o sırada hazırlan, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Hadi Allah koru ya Rabbi. Ya Resulallah. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.